Yeni bir videodan herkese selamlar. Bundan yaklaşık 1,5-2 ay önce bir saat aldım. Bu saati Çin'den aldım. Peki Çin'den telefon alamıyoruz, saat de mi alamıyoruz? Tabii ki hayır. Saat, kulaklık, bileklik, ufak teknoloji aletlerini alabiliyoruz. Ben bu saati tam 40 liraya aldım arkadaşlar. Yani o kadar komik bir rakam aldım ki ve ben bu saati fazla kullanmak istemedim aslında. Yani öyle bir içimden geldi. Böyle bir TikTok videosu vardı da onun gibi oldu biraz ama. İlk olarak şunu söylemek istiyorum sizlere. Bu saati AliExpress üzerinden aldım. Tam 40 lira arkadaşlar. Gümrük vergisi çıktı 15 lira. Daha fazla çıkardı. Neden çıkmadı? Satıcı ile iletişime geçtim. Google Translate'ten çevirdim. Abi bunu bana 1 dolar olarak yansıtır mısın diye. O da tamam dedi ve İngilizce bir şekilde yolladım. Saatin bedelini 1 dolar olarak gösterdim ve bu saati yaklaşık 45-50 lira gibi bir rakama aldım. Aslında saat şu anda 250-300 lira arkadaşlar ama AliExpress'te bulunan indirim kuponları ile birlikte çok ucuza teknolojik ürünler alabiliyorsunuz. Şimdi şunu merak edebilirsiniz. Kutu nasıl? Kutudan neler çıkıyor? İlk olarak kutudan başlayayım. Nihat abi gel. Kutunun önünde hiçbir şekilde bir yazı bulunmuyor. Sadece bu şekilde bir görsel var. Yanlara doğru döndüğümüzde bir tane sticker koymuşlar. Onda da Q8 yazıyor. Cihazın markası Lenovo Q8 diye geçiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bunun dışında kutuda hiçbir şey yok. Bu şekilde çıkarttığımız zaman cihaz tam burada geliyor arkadaşlar. Ve ben cihazı buradan çıkarttığımda üstünde bir jelatin yoktu. Hatta şu an ekranda da belli oluyor mu bilmiyorum ama bir çizikler falan oluştu ekranda. Yani ekran kısmında birazcık sıkıntılar var. Neyse bunu buradan çıkarttığımız zaman şu şekilde bir şarj kablosu bizleri karşılıyor. Şarj konusunda da çok iyi arkadaşlar. Onlara değineceğim. İçinden devam ediyorum. Kutudan neler çıkıyor? Yine şöyle bir karton kılıf çıkıyor. Burada akıllı saatin kullanım kılavuzları var arkadaşlar. Pek işe yaramıyor. Zaten bir uygulamayla çalışıyor ve Bluetooth olması bizim için yeterli. Ve kutunun içinden son olarak şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi dilerseniz Lenovo Q8 akıllı saat 40 liraya aldım. Bunu söylemek istiyorum çünkü 40 lira. Bakalım 40 liraya satılan bir akıllı saat bizlere neler sunuyor? İlk olarak bir tasarımdan başlayalım arkadaşlar. Saat ucuz. Tasarım olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Kasası çinko metal karışım bir yapıya sahip. Yani saatin tasarımı genel anlam itibariyle iyi arkadaşlar. Ekran kısmında ise 1.3 inçlik 240x240 piksel IPS bir ekranla geliyor. Şimdi saatin kordonunu merak edebilirsiniz. Kordon plastik yapı ve kolunuza hiçbir şekilde zarar vermiyor. Ayrıca bu kordonu değiştirmek isterseniz de şuradaki küçük pimi geri çekerek 22 milim kalınlığında kordonları internet veya başka alışveriş yerlerinden alıp bu saate takabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Diyelim ki bu saati şu şekilde kolunuza taktınız. Şöyle hemen hızlı bir şekilde takalım. Kordon güzel çünkü saati koluma taktığım zaman kordondaki delikler birbirlerine yakın olduğu için herhangi bir sıkmada veya bir bollukta, genişlikte istediğim kısma getirerek saatin konumunu kolumda güzel bir şekilde ayarlayabiliyorum. Saatimizin yan kısmına baktığımız zaman iki tane tuş bizleri karşılıyor sevgili arkadaşlar. Bunlardan üstteki tuş ana menüye dönmek için, alttaki tuş ise geri tuşu olarak nitelendirebiliriz. Şimdi arka kısma baktığımız zaman üst tarafta bir şarj girişinin olduğunu sizlere göstermiştim. Burada bir sensör var arkadaşlar. Hatta birden fazla sensör var. Kalp ritmini ölçmenizde, oksijen miktarını algılamanızda, uyku kısmında size mesaj gönderen, size sinyal gönderen bir sensör bulunmakta. Cihaz 40 lira ama özellikleri gayet iyi. Şimdi biraz cihazın içinden bahsedelim. Şimdi ilk olarak ekrana baktığımızda kurulum zaten basit. Türkçe dil seçeneğini seçip sizi direkt bu ekrana atıyor ve birden fazla dil seçeneği de mevcut. Ekrana baktığımız zaman bataryamızı, kalp ritmimizi, attığımız adımı bu temada görüntüleyebiliyoruz. Ekranı sola doğru çektiğimiz zaman burada genel ayarlarımız bulunmakta. Çevirici, hesaplama ayarlarımız, arama günlüğümüz, telefon defterimiz ve bildirimleri görüntüleyebildiğimiz bir menü var. Sağ kısma baktığımız zaman 6 tane sekme var ve her birinde 4 tane ayar menüsü bulunmakta arkadaşlar. Şimdi telefon rehberine giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi Bluetooth'la bağlı olduğum halde telefon rehberini göstermiyor. Ayrıca uygulamayı da indiriyorum. Uygulamada da bana telefon rehberimi göstermiyor. Uygulamayı nasıl kuracağınızı az sonra anlatacağım sizlere. Sağdaki tuş geri çıkma tuşuydu. Bakın mesela bastım. Geri gelmedi. İkinci de algıladı arkadaşlar. Birazcık sert basmam gerekti. Şimdi ikinci tarafa iniyorum. Burada spor modumuz var. Spor moduna şöyle bir girelim. 10 tane spor modu var arkadaşlar. Hızlıca aşağı indiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi spor modlarımız mevcut. Ayarlar kısmına girdiğimde burada dilediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Bir sürü ayar var aslında. Baktığımız zaman kalan kilometreyi hesaplıyorsunuz. Hedef kilometrenizi hesaplayıp bilgi vermek için burada ayarlarımız mevcut. Geri geliyorum.
spor kısmı bu şekildeydi. Pedometer var, bu zaten adımları sayıyor. Uyku monitör var, bu çok iyi arkadaşlar. Burada uyku sürenizi ayarlıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben akşam 9'da uyuyacağım ve sabah 9'da kalkacağım. Bunu ayarlıyorsunuz ve o sırada size saat bildirim gönderiyor. Burada kalp atışımız var. Sadece atışı yazmışlar. Bak görüyor musun Nihat abi? Kalbi yazmaya gerek duymamışlar. Başlat diyelim buna. Bakalım kalp ritmimizi ölçüyor mu? 15 minutes later. Arkadaşlar şu anda 83, 84, 85 diye gidiyor ama ben genellikle bunlara inanmıyorum. Bunu ölçmenin daha sağlıklı yolları var. EKG var burada. Kalp ritminizi yine ölçen bir sensör. Burada kamera var arkadaşlar. Şöyle tıklıyorum. Please open app diyor. Yani bunu uygulamada göstereceğim sizlere. Yakala dediğim zaman telefondan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bir aşağı indiğimde Bluetooth müziğimiz var. Anti-lost var. Telefonunuz kaybolduğu zaman size bildirim gönderebilen bir seçenek. Hareketsiz kaldığınızda size yine hatırlatma yapan bir ayarımız var. Alarmı zaten biliyorsunuz. Alarm çok stabil çalışıyor. Burada temalarımız var. İkinci temaya geçeyim. Görmüş olduğunuz gibi arka kısmı böyle baloncuk tarzı yaptı. Tema 3 var. Yine arka kısmı güzel bir şekilde bizlere gösterdi. Diyelim ki saatinizde havuza girdiniz. Saatte bulunan IP7 su sertifikası sayesinde cihazınız suya karşı dayanıklı oluyor. Ayrıca 600 mAh bir bataryamız var ve bu cihazı diyelim ki Android veya iOS'ta çalıştırmak istiyorsunuz. Öncelikle şunu yapmanız gerekiyor. Cihazı açtıktan sonra sola gelip burada en altta bulunan QR koda basmanız gerekiyor. Şimdi QR kodumu açtım. iPhone'dan kamera özelliğime girdim. Şu anda zaten direkt buldu ve burada bana QR19CN sitesini açmamı önerdi. Bu siteye giriyorum. Beni direkt App Store'a atacak arkadaşlar. Burada bir işlem yapmama gerek yok. Zaten program bende olduğu için direkt sizlere programdan bahsetmek istiyorum. Programa girdim ve burada ilk olarak bizi adımımız karşılıyor. Spor modumuz var. Şu anda cihazın bağlantısının koptuğunu belirtti bana. Neden oldu bilmiyorum. Analiz kısmında spor istatistiklerim var. Spor yapmadığım için burada bir istatistik göremiyorum. Burada raporlarımız var. Aylık olarak veya siz gün belirleyip rapor alabiliyorsunuz. Ne kadar spor yaptım, kaç kalori verdim gibi. Burada cihaz bağlı değil diyor. Bunu direkt şöyle bağlamak istiyorum. Neden bağlı değil? Hemen bir bakalım. Cihazı yukarıdan aşağıya çektiğimde şu an Bluetooth bağlantımın yeşil olduğunu görüyorum ve Bluetooth'la bağlı olduğunu görüyorum. Bunu eşitlemek için bir geri geliyorum ve buradan Aygıt bul diyorum. Bluetooth bağlı değil diyor. Buradan Aygıt bir daha bul diyorum. Bağlamıyor. Yani böyle sorunlar oluyor. Sol tarafta ben kısmı var. Yani profilimizin olduğu kısım. Burada kendi bilgilerinizi girebiliyorsunuz. Bugün kaç adım attığınızı, kaç kilometre yürüdüğünüzü ve kaç kalori verdiğinizi görüyorsunuz. Bu arada mevcut bağlantı koptu diyor. Mesela bu cihazı kullanıyorsanız ve bu sorun sizde de oluyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Uygulamayı pek kullanmanıza gerek yok. Zaten buradaki bilgileri cihazın saatin üstünde de görebiliyorsunuz. Uygulama kısmı bu şekildeydi. Kullanışlı ama pek de saate müdahale edilecek bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Şimdi saatten devam etmek istiyorum. Saatte sevmediğim özellikler var. Nedir bu? Ekranı çok çabuk çizilebiliyor arkadaşlar. Zaten siz bunları detaylarda görüyorsunuz. Lenovo Q8'in internet sitesinde cihazın 15 güne kadar şarjının gittiğini söylüyor ama kesinlikle böyle bir durum yok. 2 günde şarjı sıfırlanıyor. Müzik çalar uygulaması gayet stabil çalışıyor. Onu söyleyeyim. Yani sevdiğim yanlar var. Sevmediğim yanları da eşit bir şekilde sizlere anlatıp bu cihazı alıp almamakla sizlerin düşüncelerinizi veya sıkıntılarınızı gidermiş olacağım diye düşünüyorum. Şimdi saat üzerinde EKG yani kalp ritminizi söyleyen bir ayar var ama bunun da çalışmadığını sizlere belirteyim. IP7 su sertifikasını denemedim arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Adım sayar stabil bir şekilde çalışıyor. Sesli konuşmamız var. Bunu şimdi deneyeceğim. Şimdi dilerseniz bu saatle Aykut'u arayalım. Aykut şu an yanımda. Onu birazcık uzağa yollayacağım ve bakalım ses kalitesi nasıl, Aykut bize söyleyecek. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Aykut'u aradım. Şu anda konuştuğum ses saatten ve bu saatten giden ses Aykut'un mikrofonundan kayıt oluyor. Yani saatin mikrofonunu şu anda sizler duyuyorsunuz arkadaşlar. Burada sesi kısıp azaltabiliyorum. Telefondan sesi kısıp azaltıyorum. Saatin üzerinden sesi kısıp azaltamıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Lenovo Q8'in mikrofon kalitesi de bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz bir müzik çalara bakalım. Müzik çalar hızlı mı çalışıyor? Müzikleri hızlı mı atlatıyor? Burada bir telifsiz müziğim var. Hemen açayım. Bluetooth müzik var görmüş olduğunuz gibi. Önce bana uygulamamı aç dedi. Uygulamamı açmadan zaten burada müzik çaları gösterdi. Şimdi başlattım. Milisaniyeler var aslında. Yani hızlı değiştiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anda siz de benimle beraber. Hatta basmıyor bakın. Şu an basmıyor. Sesi kısalım. Mesela sesi kısmıyor arkadaşlar. Ekranda bastığım gözüküyor. İbare yanıp sönüyor ama sesi kısmıyor.
İleri gidiyorum, bakın mesela algılamıyor. Yani bu şekilde sorunlar olabiliyor arkadaşlar. Sonuçta fiyat olarak çok ucuz bir cihaz. Bana gelişi 40 lira arkadaşlar, onu söyleyeyim. Müzik çalar da bu şekildeydi. Yorumlarınızı yine bekliyorum. Sevgili arkadaşlar, bir incelemenin daha sonuna geldik. AliExpress'ten 40 liraya aldığım bir akıllı saati bu videoda sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Saat ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında buluşabiliriz. Ayrıca saati satın almak istiyorsanız da sizler için bir açıklamaya link bırakıyorum. O linkten bu saati alabilirsiniz. Ve şunu da söylemek istiyorum sizlere. AliExpress'ten bir ürün alacağınız zaman lütfen önce kayıt olun ve sonra hesabınıza gelen indirim kuponlarına göz atın. Ben indirimlerle birlikte 300 liralık bir saati 40 liraya almış bulundum. Benim için güzel bir deneyim oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize çok iyi bakın.